Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahde. Ve salatu ve selamu ala mella nebiyye ba'de. Muhterem kardeşlerim, Kitab-ı Salat'tan, Mişkatul Mesabih'ten hadis-i şerifleri okumaya devam ediyoruz. Okuyacağımız hadis-i şerif, bir sahabi Medine-i Münevvere'de şehrin ucunda bir günah işliyor. Zina değil fakat zinaya götüren bir günah. Sonraları zinaya götürecek onu. Bu günahı işleyince Resulullah Aleyhisselam'a geliyor. Tirmizi'de farklı rivayetler var. Önce Hazreti Ebubekire gidiyor radıyallahu anh. Ardından Hazreti Ömer'e gidiyor. En son dayanamıyor Resulullah Aleyhisselam'a geliyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme meseleyi söyleyecek. O hal, o an namaz kılınıyor, namaza kalkıyorlar namaz kılınıyor ardından ve akimis salate nehari ve zulefen minel leyli innel hasenati yudhibine seyyiat Allah Azze ve Cellehu suresinin 114. ayetini indiriyor ve akimis salate tarafeyin nehari ve zulefen minel leyli innel hasenati yudhibine seyiat. yani namazın kişinin günahlarını, küçük günahlarını affedeceğini allah Teala Resulullah Aleyhisselam vasıtasıyla insanlara ilan ediyor. O sahabi diyor ki Eliyye Hada ya Resulallah bu sadece benim için mi? Kale sallallahu aleyhi ve sellem li ummeti ümmetimin tamamı için. Kardeşlerim ilk okuduğumuz hadis-i şerifte As-salavatul khamsu namaz olarak sadece alıyorum. Mukeffiratul lima beynehunne izeştuni betil kebair. Büyük günahlardan uzak durulduğu müddetçe beş vakit namaz aralarda işlenen küçük günahlara kefarettir. Çünkü namaz Müslümana bir irade veriyordu. Rabbimiz Nisa suresinin 31. ayetinde buyuruyor ki İntersteni bu kebair emanetun hun anhu nukeffir ankum seyyatikum eğer siz nehyedilmiş olduğunuz o büyük günahlardan uzak durursanız nukeffir ankum seyyatikum Allah Teala sizin günahlarınızı silerim buyuruyor. Küçük günahlar namazla imha edilir. Küçük günahlar ama büyük günahlardan tevbe etmek gerekir. Şimdi hadis-i şerifi okuyalım, anlamaya çalışalım kardeşlerim. Wan ibn Mes'ud radıyallahu an İbn Mes'ud'dan hadis-i şerif o rivayet ediyor. Kale inna raculen asaba min imra'atin qublatan. Yani bir adam, bir sahabi Medine-i Münevvere'nin uzağında, en uzağında orada hurma satarmış hurmacı. İşte bir günah işliyor. Fe'eten Nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem Hemen Resulullah aleyhisselama geliyor. Fakat başka rivayetlerde Ebu Bekir'e, Ömer'e radıyallahu anh'ım onlara gidiyor. Onlar da Allah Teala örtüyse sen de ört diyorlar. Ama duramıyor sahabi. Yani namaz kılan birisi günahlara karşı vurdum duymaz olamaz. Namaz kılan birisi gözü bir harama, bir kadına aldıysa, eli değdiyse Müslüman o günahla uyuyamaz. Bir an harama kaysa gözleri bir ömür gözyaşı ezasındalar. Müslüman ruhunda bu acıyı çeker. Bu acıyı çeken birisi ekranın karşısına oturup ahlaksız, iffetsiz, onursuz kadının şahsiyetini, ayaklar altına alan programları izleyemez kardeşim. Resulullah Aleyhisselam'a geliyor. Efendimiz Aleyhisselam'a meseleyi anlatıyor. Bununla alakalı bu babda başka hadisler gelecek. Orada inşallah daha ayrıntısına gireceğiz. فَاَخْبَرَهُ Efendimiz Aleyhisselam'a işlediği o günahı haber veriyor. فَاَنْزَلَ Teala Allah Teala وَاَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ اِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَا السَّيِّئَاتِ Allah Azze ve Celle Hud suresinin 114. ayetini indiriyor. Kardeşlerim bu ayet kelimeye biz surenin bütünlüğü içinde baktığımız zaman önce yukarılarda 112. ayet-i فَاسْتَقِمْ كَمَا اُمِرْتَ فَاسْتَقِمْ Peygamber aleyhissalatu vesselama ona emrediyor. فَاسْتَقِمْ كَمَا اُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَدْغَوُ Yani müstakim ol. Sözünle hayatın arasında, sözünle amelin arasında bir münasebet olsun. Efendimiz Aleyhisselam'da tam o münasebet var. Allah Azze ve Celle bize söylüyor. Zaten devamında "Omenta be maake. o halde ümmet kadrosu bu hitabın içine dahil. Hepimiz buradayız. Efendimiz Aleyhisselam adına Rabbim bize söylüyor. "Festakim kema umirte." Yani müminler, Müslümanlar İslam'ı konuşuyorsunuz ama bu İslamcılıkta olduğu gibi şöyle sadece anlatılan bir din değil, bu yaşanmak üzere Allah Azze ve Celle tarafından gönderildi. وَلَا <تَدْغَو> Sözünüz, ameliniz, hayatınız Allah'a bir isyana dönüşmesin. Allah'ın emirlerine isyana dönüşmesin, tuğyana dönüşmesin. Ne diyorsanız, Allah ne buyuruyorsa onları yaşayın. Ayet okunduğu zaman Kur'an sizi durdursun, harama karşı durdursun, masiyete karşı durdursun, faize karşı durdursun, Allah kelamı sizi durdursun. Sonra وَلَا تَرْكَنُوا اِلَى الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارِ Zalimlere, Allah'a düşman olanlara meyletmeyin. Müminler, Müslümanlar paralarına bakıp, şöhretlerine bakıp, ünlerine bakıp, Instagram'da, Facebook'ta, Twitter'da beğenilerine, takdirlerine, retweetlerine bakıp onlara mail etmeyin. Allah'a düşman olanlara dost olmayın. Habibur Rahman, Allah'ın Habibi, sevgilisi, Halili, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın izinden, yolundan, ufkundan kopmayın. Ve la terkenu ilellezine zalemu fetemessekumun nar. O zaman size ateş isabet eder. Acı gelir, ızdırap gelir. Öyle olmadı mı kardeşlerim? Sözümüzle hayatımız arasındaki o muvazeneyi kuramayınca istikameti dünyamıza taşıyamayınca Allah'a karşı evimizde isyan, cemiyetimizde isyan zuhur edince küffara karşı müslümanların çocuklarında bir meyil oluştu. Giydikleri kıyafetlerin üzerinde Allah ve Resul düşmanlarının adı var kardeşim kalbinin üzerinde Rabbim bir an durdursa hayatın bitecek yerin altından yerin üzerine seni taşıyacaklar öleceksin orada bir kalp var o kalbi yaratan ona çalışma emri veren sen uyuduğun zaman kalbin çalışıyor nefes alıyorsun ama uyuduğun zaman su içemiyorsun uyuduğun zaman yemek yiyemiyorsun o halde senin iraden olmadan, senin haberin olmadan içindeki organları çalıştıran Rabbin var, onları yaratan Allah azze ve celle var. Nasıl olur da yaşantısıyla, hayatıyla Allah'a isyan eden kadınların, adamların adını kalbinin üzerine yazıyorsun kardeşim. Ve la terkenu ilellezine zalemu fe temessekumun nar. Meyletmeyin. Onlara muhabbeti kalbinizi akıtmayın. Eğer yüreğiniz onlara doğru kayarsa işte size ateş isabet eder. Ediyor kardeşlerim. Alem İslam'ı cehenneme çevirdiler. وَاَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ Bunu anladıysanız hayatınızda istikamet var. Küffara karşı zerre kadar bir meyil yok. Allah'a, Resulüne, düşman olanlara karşı bir merhametiniz var, cehenneme gidiyor. Ama Rabbinize düşman diye onların ideolokyalarına, Onların zihniyetine öfkeniz var. Öfkemiz var Çin'in emperyalist düşüncesine. Öfkemiz var Amerika'nın emperyalist düşüncesine. Öfkemiz var Siyonizme. Öfkemiz var Moskova'nın emperyalist düşüncesine. Ve akimi salate tarafeyin nehar ve zulefen minel leyl. O halde mustakim olan müminler küfrün zihniyetine, yüreklerinde muhabbet değil, öfke taşıyan müminler, Ömer gibi lata, menata, Uzza'ya öfkesi olan Müslümanlar, putlara, putlaşan adamlara, öfkesi olan müminler, La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah diyenler, Allah'a kul olanlar, Peygamber aleyhisselama ümmet olanlar, zalimlere, onların emperyalist düşüncelerine, Allah'a düşman ideologyalarına dost olamazlar. فَاسْتَقِمْ كَمَا اُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَدْغَوْ Allah'a isyan etmeyin. Bilin ki, اِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ Yazdıklarınız, yaptıklarınız, konuştuklarınız her şeyi görüyor, her şeyi kayda geçiyor, her şeyin hesabı var. Mustaqim misiniz? En zor yerlerde bile hakkı söyleyebiliyorsanız mustakim istikamet üzere bir hayatınız var. Sonrasında kafire meyletmiyorsunuz, bilakis öfkeniz var onlara. O halde o istikameti küfara karşı öfkeyi neyle besleyeceksiniz? Bir fidanı diktiniz, su vermediyseniz kuruyacak. Kurumak onun kaderi olur. İstikametiniz var, küfre karşı öfkeniz varsa Allah'a isyan edenlere, nankörlerin zihniyetine karşı şahıslarına merhamet belki ama zihniyetlerin öfkeniz varsa bu öfkeyi kalbinizde yaşatmak için namaz kılacaksınız. Namaz nasıl bitkiler o yaz gününde köklerine verdiğini suyla ayakta durur. İşte iman küfre karşı öfke kardeşim namazla ayakta durur. Ha diyor üstad Necip Fazıl. Ha silahı olmayan asker, ha öfkesi olmayan bir iman bir milyon asker olsa silahı, mermisi olmasa bir gücü, bir kâmeti olmaz. İki milyar Müslüman ama küfre, küfrün zihniyetine öfkesi olmadığından iki milyar Müslüman, 313 Müslümanın Bedir'de yaptığını yapamıyor, o destanı yazamıyor. Öfkesiz bir iman makbul değil. وَلَا تَرْكَنُوا اِلَى الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارِ Peki istikameti, küfür zihniyetine öfkeyi neyle besleyeceksin? Unutma namazla. وَاَقِمِ الصَّلَاةَ تَرَفَيِ النَّهَارِ Gününüzün iki tarafında, yani bir sabah, sabah fecir namazı, sabah namazı, Gününüzün öte tarafı öğle ve ikindi namazı ve akimi salate tarafi nehar ve zulefen geceden o en gündüze yakın olan taraflar akşam ve yatsı namazları bunları ikamet et işte o zaman göreceksin innel hasenati yuzhibne seyyiat hasenat burada namaz olarak alırsak namazlar seyyiatı yok edecekler küçük günahları yok edecekler. Nasıl küçük günahlar vardı? şarkı, türkü vesaire onlarla meşgul oluyordun kalbinde onlara dair bir muhabbet vardı tabi bunun şarkı türkünün büyük günah boyutu da var küçük günah boyutu da var onlarla onlara senin bir meylin vardı kalbin akıyordu onlara fakat öyle namaz kılıyorsun ki Allahu Ekber iki elini kaldırıyorsun İki elini neden kaldırıyorsun? İblisin iki yüzü var. Bir sağ yüzü, bir sol yüzü. İblisin sağ yüzü kapitalizma, sol yüzü sosyalizma. Yani Çin, Mao'nun ideologyası. Allahu Ekber, İblisin sol yüzüne bir tokat vuruyorsun. Sonra sağ yüzüne bir tokat vuruyorsun. Allahu Ekber diyorsun kardeşim. Namaz bir inkılap. Allah ile beraber olanlar, Allah Azze ve Celle'ye tevekkül edenler, zalimden, kafirden korkusu olur mu? Var mıydı korku Ömer'de? Var mıydı korku Hamza'da? Var mıydı korku Musab bin Umeyr'de? Var mıydı korku Hüdavendigar'da, Yavuz'da? Abdülhamid Han Hazretlerinde o halde namaz seni alacak kardeşim bir alemden başka alemlere gidiyorsun unutma hanım kardeşim erkek kardeşim ellerini kaldırıyorsun Allahu Ekber dünyayı arkaya atıyorsun öyle diyor İmam Merginani elleri kaldıracaksın hidayenin sahibi kaldırdıktan sonra Allahu Ekber diyeceksin. Önce dünyayı atacaksın. Dünyayı attıktan sonra elini indirirken Allahu Ekber diyeceksin. Yani Allahu Ekber'de sentez yok. Senin gücün, kuvvetin karşısında hiçbir gücü, kuvveti tanımıyorum ya Rabbi diyorsun. İblisin sağ yüzüne bir tokat vuruyorsun. Sol yüzüne İdeolokyaları namazla çöpe atıyorsun İslam nizamı Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın Getirdiği, bildirdiği, duyurdu Ne kadar hakikat varsa Hepsine amenna diyoruz İnandık ya Rabbi diyoruz İşittik ya Rabbi diyoruz Teslim olduk ya Rabbi diyoruz Kardeşlerim O sahabi şehrin uzağından Ebubekir Bekir Efendimiz'e gidiyor radıyallahu anh. Hz. Ömer'e gidiyor radıyallahu anh. Acısı var, ızdırabı var. Eğer mümin, müslüman, öyle adam ki eğer iman onun kalbinde karar kıldıysa, günaha gözleri, kulakları, eli bir temas ettiyse, acı var, ızdırap var, acı var, Ebu Bekir'e koşuyor. Acı var. Hazreti Ömer'e koşuyor. Onlar diyorlar ki Allah Teala gizlediyse günahı sen de gizle. Gizlersen güzel olur diyorlar ama duramıyor. İslam'da günah çıkarmak yok. Resulullah Aleyhisselam gelen sahabiye "Seni temizledim git demiyor işte. Ona namazı gösteriyor. Namazla Allah yolunu aç aradan bütün engelleri kaldır. Ben geldim ya Rabbi. Kulun geldi. Halimi, çaresizliğimi, günahlarımı sana arz etmeye geldim ya Rabbi diyorsun. Peygamber Aleyhisselama geliyor. Kardeşim, bu din katedralin içine hapsedilen uydurma kilisenin masallarına benzemez. Çan sesine benzemez. Papa'nın önünde Adam şu kadar zinası, şu kadar fuhşu, şu kadar kumarı, şu kadar yetim malı yemiş, önünde günah çıkarıyor. Papa kim? O da bir insan. Ama sen ellerini kaldırıyorsun Allah'a. Seni de, hocayı da, alimi de yaratan Allah'a yöneliyorsun. Doğrudan Rabbine ulaşıyorsun kardeşim. Elbette alimler meşai kiram onlar bize bu yolu gösteriyorlar. Nasıl irfana ereriz? Onlar sağımızda, solumuzda, önümüzdeler. Onlarla yürüyoruz ama sen doğrudan Rabbine iltica ediyorsun. Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam'a geliyor, haber veriyor. Sonra Resulullah Aleyhisselam ona cevap vermiyor. اللّٰهُ Teala Allah Teala ve akimis salate tarafin nahari ve zulfen min el-leyli innel hasenati es İşte yukarıda istikamet, küfre duyulan öfke, meyletmeme bu istikameti ve küfre olan öfkeyi namazla yaşat ki namaz seni bütün günahlardan uzaklaştırsın. Namazı eğer istikametle bir bütün olarak alırsan bundan sonra bir daha senin günaha muhabbetin olmayacak meylin olmayacak ünlü ünsüz vesaire bedeni üzerinden para kazanan bedenini arz eden o kadınlara genç kardeşim bundan sonra şurada burada sosyal medyada sen onlara meyletmeyeceksin çünkü küfre bir öfken var. Namaz seni bir çınar gibi büyütüyor, büyütüyor. Rüzgarlar seni kendi estikleri istikamete doğru çeviremiyorlar. فَقَالَ الرَّجُولُ Ayet-i Kerime inince büyük bir müjde. اِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّعَاتِ Haseneler günahları yok ediyorlar. Adam fakale raculu dedi ki ya Resulullah. İleyye hada, hada ileyye. Bu bana mı? Sadece bana mı ya Resulullah? Kale li ummeti kullihim. Efendimiz Ali sallallahu aleyhi buyurdu ki bütün ümmetim için hepsi için, her biri için Rabbim bunu bütününe, tamamına bir müjde olarak indirdi. Sadece sana mahsus değil. Yani kardeşim sebebi has ama hükmüm sen de temizleneceksin. Günahların var. Namaz küçük günahlarla küçük günahlara kefaret olacak. Namaz onları temizleyecek. Ama o baştan beri ilk derste anlattığım namaz Allah Teala'nın huzuruna duruş Allahu ekber ellerini kaldırıyor, ona teslim oluyor. iblisin sağ yüzüne, sol yüzüne şamarlar indiriyorsun, ideolojilerini reddediyorsun ve o iman, o şuurla Rabbine, Allah Azze ve Celle'ye iltica ediyorsun. Kardeşlerim, 569. hadis-i şerif. Yine aynı mevzuyla alakalı. Bazı şarihler başka bir olay diyorlar. Ama hadis-i şerifleri topladığımız zaman aynı sahabi, aynı olay. İşte onun bir günahı var. O günahı Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelip arz ediyor. Hazreti Ebubekir Efendimiz, radıyallahu anh Hazreti Ömer Efendimiz. Ama duramıyor bu sahabi. Siz bu günahı şöyle düşünün, kendi dünyanızda, gözünüz takılıyor bir harama, bir noktada eliniz bir harama ulaşıyor. Böyle bir günah Allah Teala yaşatmasın Müslümanlara, mümin gençlere. Peki o günahtan eğer Rabbinin huzuruna gelirsen, o şuurla namaza durursan namaz o günahı yok edecek, imha edecek. وَعَنْ اَنَسٍ Enes bin Malik rivayet ediyor. Önceki hadisi i̇bn Mesud rivayet ediyor. Bunlar Resulullah Aleyhisselam'ın ilim talebeleri, onun mirasını, onun sünnetini diğer ashab-ı kiram radıyallahu anhum hazaratından daha fazla daha ziyade bize ulaştıran sahabe radıyallahu anhum kadrosundan biri de Enes bin Malik. Kale, Caa raculun Birisi geliyor. Yani önceki olay da olabilir, başka biri de olabilir. Caa raculun fakale ya Rasûlallah Ey Allah'ın Rasûlü İnni asabtu hadden fa akimuhu inni asabtu hadden demek yani inni asabtu mucibel haddi Ben had cezasını gerektirecek bir şey yaptım günah işledim. Tam günahın neticesini bilmiyor. Cezasını bilmiyor. Ama büyük bir acı var. Büyük bir ızdırap var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme geliyor. O had cezasını bende uygula ya Resulallah. Temizle beni. Rabbimin huzuruna ben bu halde varamam. Bu yüzle Allah'a gidemem. Kardeşlerim günah işliyor birisi Resulullah aleyhisselama geliyor. Namaz kılıyor öyle pişmanlık, öyle nedamet var ki Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ya اَتْتَوْبَتُ nedametun. Tevbe pişmanlıktır. Elbiseleri aldınız, makinenin içine koydunuz fakat deterjan yok, su yok, bağlamadınız musluğu, bastınız makineye, elbise temizlenir mi? Temizlenmez. Deterjan yok, su var, temizlenir mi? yine tam bir temizlik olmaz. O halde bütün unsurları tamamlayacak, sonra düğmeye basacak, elbisenin kirleri temizlenecek. Tevbe dille değil, yürekle olacak, lisan ona tercüman olacak ama bütün hücreleriniz, bütün hasseleriniz pişmanlığı kuşanacak. O halde Rabbinize iltica ediyorsunuz. Dökülüyor gözünüzden yaşlar. Belki dışarıya, der ki yüreğinize işte ben bu yüzle Rabbimin huzuruna mahşere gidemem varamam ya Resulallah fe akimhu alayya kale kale Enes yani Enes bin Malik hadisin ravisi buyuruyor ki ve yeselhu anhu efendimiz aleyhisselam o günahın ne olduğunu ona sormadı. Neden? Allah Teala vahiy yoluyla bildirmiş olmalı ki sormadı belki orada insanlar onun günahına tanık olmasın, şahit olmasın diye sormamış olabilir. Ama had cezası ise haddi gerektiren bir ceza ise bilinmeli. Ona göre mahkeme olacak. وَحَضَرَتِ السَّلَاةِ Sonra namaz vakti oldu. Aradan zaman geçti. Resulullah Aleyhisselam cevap vermedi. Fasalla ma Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Bu günah işleyen efendimiz Aleyhisselam'a gelen faakimhu aleyye. Ne gerekiyorsa onu bana yap ya Resulallah. O cezayı bana ver ya Resulallah diyen o sahabi Resulullah Aleyhisselam'ın meclisinde namaz vakti oluyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem namaza kalkıyor. Felemma kada nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem as-salate. Kada kelimesi kardeşlerim eda anlamında da kullanılır. Burada eda anlamında ne zaman Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem namazı eda ediyor? Kâmer racul. Kâme ileyhir racul o günah işleyen kişi Efendimiz Aleyhisselam'ın huzuruna kalkıyor. Fakale ya Resulallah ey Allah'ın nebisi inni asabtu hadden fa akim fiyye kitaballah yani inni asabtu mucibel haddi mucibel hadd had gerektiren bir şey bir günah işledim ya Resulallah fe akim fiyye kitab Allah Allah'ın kitabında cezam neyse onu bana uygula ölümse öleyim ya Resulallah bu yüzle bu günahla beni yoktan var eden bana bu nimetleri ihsan eden Rabbimin huzuruna bu yüzle çıkmayayım ya Resulallah kale Resulullah Aleyhisselam buyurdu ki ''Eleyse kad salleyte ma'ana'' ''Sen bizimle birlikte namaz kılmadın mı?'' ''Kâle ne'am'' ''Kıldım ya Resulallah'' ''Kâle fe innellâhe kad ghafara leke zembek'' ''İşte Allah Teala senin günahını affetti'' Kardeşlerim, namaz ne büyük devlet. ''Ev haddek'' ''Sana uygulanacak ceza ise. Allah Teala onu affetti namazla. Bu babın başında okumuş olduğumuz ikinci hadis-i şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem namazın nasıl kefaret olduğunu anlatıyordu. 567. hadiste yemuhullahu bihinne el hataya. 5 vakit namazla Allah Teala bütün günahları ama küçük günahları siliyor. Bu sahabinin bir günahı var duramıyor. Resulullah Aleyhisselam'a namazdan önce halini arz ediyor. Namazdan sonra halini arz ediyor. Beni temizle ya Resulallah diyor. Beni bu halden kurtar ya Resulallah diyor. Kardeşlerim namazı Rabbimin emrettiği gibi kılarsak istikametimiz var. Küfrün ideolojilerine öfkemiz var. O halde namaz kılıyoruz. Wa akmin salata tarafen nahar ve zulfan min el leyl. İnnel hasenatu Peki nasıl o namaz bizim dünyamızdan kötülükleri giderir kardeşlerim? Hazreti Lokman aleyhisselam oğlunu, evladını karşısına alır. Ona çok şeyler söyler. Biri de evladına Lokman suresinin 16. ayet kelimesinde Ya bu inneha inteku mithkale habbetin min kardel min kardelin fetekun fi sahratin au fi semavati au fil ardı ye'ti Allah, Evladım diyor İşlemiş olduğun o günah hardal tanesi kadar olsa yani küçücük olsa mithqale habbetin min khardelin fetekun fi sahratin kayada olsa onun içinde ev fi semavati ev fi ardi yati biha Allah Allah onu getirecek inna Allah latifun habir Allah azze ve celle her yapılandan haberdar her işlerini görüyor yani hardal tanesi ondan daha küçük bir günahın var. Kayanın içinde, yerin dibinde, semavatta Allah Teala onu getirecek. Sen evladına, oğluna ya da imam kardeşim, cemaate, müminlere öyle bir iman anlatıyorsun. Onlara öyle bir Allah tasavvuru veriyorsun ki اِنَّ latifun لَط۪يفٌ Zerre kadar bir günah yerin dibinde semada ya da bir kayanın içinde bir toz tozdan daha küçük onu gören, onu mahşere getiren, hesabını soran Allah var ona iman ettik. O şuurla namaz kılan birisi Günah işlediği zaman koşar peygambere gelir Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e ya Resulallah, Fatim fiye kitab Allah Allah'ın kitabında hüküm neyse uygula tatbik et ben bu halde Rabbimin huzuruna gidemem o halde kardeşlerim Hazreti Lokman aleyhisselam bir sonraki ayette ya buneyye akimis salate ve amur bil ma'rufi anil Önce Allah tasavvurunu veriyor. Başta şirkten uzak dur demişti. Sonra Allah tasavvuru yani ne işlersen onları görüyor. Onlarla mahşere geleceksin. Bunların hesabı var. Ardından ya buneyye akimis salat." namaz kıl evladım, yavrucuğum diyor Hazreti Lokman aleyhisselam. Allah tasavvurunu çocuklara, muhataplara anlatmalı, ondan sonra namaz kılmalı. İşte sahabe o tasavvura sahip namaz kılıyorlar, bir günahları var, namazdan önce yalvarıyor, namazdan sonra yalvarıyor. فَاَقِمْ fiye <laughs> kitab اللّٰهِ Allah'ın kitabında benim cezam neyse onu uygula ya Resulallah diyor. Kardeşlerim toplumda şu kadar günah, şu kadar masiyet, şu kadar cinayet, şu kadar tecavüz var. Kadınlar emanda değiller, insanlar güvende değiller. Dünyaya baktığınız zaman her gün bir felaketten diğerine, daha derinine doğru bir savrulma hali var. Bunun dibi Peygamber aleyhissalatü vesselam zamanında onun aslında insanlar ahlaksızlıkta dibe vurmuşlar. Öyle ahl ahlaksızlıklar var ki bir kadın bir adamla, on adamla beraber oluyor. Sonra oradan bir çocuk dünyaya geliyor. Kadınları çağırıyor. Hangi adam daha zenginse ya da hangi adamın hangi hususiyetini beğendiyse kadın doğurduğu çocuğu onun ayakları dibine koyuyor. O adam o çocuğun babası oluyor böyle bir toplum ve buna İslam cahiliye diyor. Kur'an-ı Kerim böyle bir zaman, böyle bir devirde geliyor. Fakat Allah tasavvuru sahabe-i kiramın kalbine yüreğini öyle işliyor ki Maiz bin Malik adında biri var, bir sahabi. Zina yapıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme geliyor. Zeneytu fa'akim aleyye kitaballah biliyor ki ölecek. Evli birisi zina yaparsa cezası İslam'a göre ölüm. Ama bunun için kendi ikrar edecek veya dört tane şahit olacak. Dört şahide bedel o dört defa ikrar edecek. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yüz çeviriyor. Yanındakiler var onlara diyor buyuruyor ki ebike cununun onu hitap onu muhatap alıyor. ''Ebika cunûnun sende delilik var mı?'' diyor. ''Cinnet var mı? Öleceğini bilmiyor musun? Neden bana gelip de beni bu olaya, bu hadiseye ikrarınla şahit tutuyor?'' ''Enni zeneytu featim aleyye Allah. ''Allah'ın kitabında, O'nun şeriatında hüküm neyse onu bana uygula'' diyorsun. ''Git adam'' diyor ona. O aynı şeyi söylüyor inni zeneytu fa akim alayya kitab Allah. Resulullah Aleyhisselam ebike jununun, Sende delilik var mı diyor. Git ve adam diyor. Adam itiraf ediyor. Sonunda maize rejim uygulanıyor. Kaçıyor. Kaçarken ölüyor. Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki hella taraktumuhu maizi bıraksaydınız ya temizleniyor. Başka bir kadın geliyor, Ramidi yeli kadın. Efendimiz Aleyhisselam'a kıssası uzun ilerde gelecek. Aynı ifadeleri o da söylüyor. Kardeşlerim bir dünya var, zina. O kadar yayılmış ki kadınların böyle bir hayatı var. On adamla beraber oluyor. Oradan bir çocuk dünyaya geliyor. Hangi adam? hoşuna gidiyorsa çocuğu onun ayağı dibine koyuyor ve sonra İslam geliyor. İffet yüreklere öyle yerleşiyor ki onlar tevbe ile o hayatı bırakıyorlar. O hayattan uzaklaşıyorlar. Bütün varlıklarıyla o hayatı boşuyorlar. İslam'da eğer biri ayağa kayar bir günah işlerse Resulullah Aleyhisselam'a geliyor. Ya Resulallah diyor inni zeneytu fe akim aliyye kitaballah. Allah Allah'ın kitabındaki hükmü bana uygular mısın? Ben bu yüzle Rabbimin huzuruna çıkamam. Maiz maiz ya Resulallah sen dinledikten sonra ardında namaz kıldıktan sonra iman devletine nail olduktan sonra bu günahı işleyen maiz bu halde Rabbinin huzuruna çıkamaz. Tahhirni ya Resulallah. Beni İslam'ın hükmüyle temizle. O halde Rabbimin huzuruna gideyim diyen Gamidiyeli kadın Maiz bütün bunları, bu hükümleri getiren insanları o dünyadan alan insanlık ehramının zirve noktalarına çıkaran İslam'dır, Kur'an'dır, Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dır. Kardeşlerim, zina evli ise İslam hukukuna göre cezası ölüm. Tabi bu nerede olur? İslam'ın hükümlerinin uygulandığı bir devlette olur. Bunu devlet uygular. Fert değil, kabile değil, şu bu değil. O zaman anarşi olur. Devlette olur, İslam nizamında. Ama bu kanunlar, İslam'ın hükümleri, had cezaları insanların canını yakmak için değil. Cezalar ne kadar ağır olursa o kadar caydırıcı olur. İslam'dan önce zina yaygın uğramadığı ev neredeyse haz. Böyle bir hayat var. İslam geliyor. Bu hüküm tatbik ediliyor. Ne kadar revim cezası ne kadar ölüm cezası var kardeşlerim? Üç kişi. İki tane Yahudi var, bir karı koca var, onlar Müslüman değil. Ama İslam cemiyetinde üç tane rejim var. Öncesinde nasıl zina var? İslamiyet can yakmak için bu cezaları getirmez. Had cezasını koyar. Bir adam, bir kadın var, yalnız başına evinde, çocuklarına, kol kanat geriyor, bakıyor, alakadar oluyor, eşi vefat etmiş, ayrılmış, bırakmış, böyle bir kadın merdivenleri temizliyor, bir iffet ve namus düşmanı ona musallat oldu. İşte şeriat, had rejimle o kadının iffetini koruyor. O namussuz adama, namus düşmanı adama diyor ki, eğer o kadına elini uzatırsan cezan ölümdür diyor. O ceza ile o kadının dünyasına İslam özgürlük getiriyor, hürriyet getiriyor. Zor durumlarda eşlerinin bıraktığı başka kadınlarla beraber olduğu o zavallı kadınlar orada burada çalışacak, o yavrulara bakacaklar. Bütün bunları yaparken iffetlerini, o yavrularının geleceğini koruyacaklar. Bütün kadınların kapısına devlet 24 saat asker polis dikmeye hiçbir devletin gücü yetmez. Ama Allah'ın öyle hükümleri var ki iffet düşmanlarına o kapıya gözünüzü çevirip bakarsanız sonra o kadın bu hadiseyi mahkemeye taşırsa tabii ki o kadına bu ceza uygulanmayacak. O adamın cezası budur. Şimdi İslamiyet evli bir adam iffet ve namus düşmanı bir kadının iffetine elini sürdüyse ona ölüm cezası veriyor. Niçin bundan rahatsız oluyor birileri? Neden kardeşim o kadınları başka onların iffetini, onların yarınları nasıl koruyacaksınız? Eğer bir kadının iffeti çiğnendiyse o kadın da o kadının çocukları da o toplumda manen ölü hükmündedir. Başlarını kaldırıp onurla o toplumda dolaşamazlar. Ela ya'lemu men halak. Yaratan biliyor işte. Allah yaratıyor. İnsanı, kadını toplumda kim korur, nasıl korur, İslam korur, işte böyle korur, bu hükümlerle korur, onları biliyor, o hükümleri indirdi. Allah Azze ve Celle İslamiyet'in bütün ahkamına yeniden Cebel Tarık'tan Cava adalarına kadar yol, yol açacak, fikirde, içtimaiyatta, iktisatta yol verecek, kahramanların önlerini açsın Rabbim sonuna kadar, sonsa kadar, açılsın ki onlar gelsinler yeniden insanlara İslamiyet'in o kurtarıcı elini uzatsınlar krizlerden ahlak, iktisat, istimaiyat krizinden insanlığı çeksinler, alsınlar, kurtarsınlar kardeşlerim. Namaz kefaretti. Önceki namazla aradaki küçük günahları temizliyordu namaz. Ama hangi namaz? Ya bu neye? İnneha intakum ithqal min khardalin fetakun fi sahratin aw fi semawati aw fil ardi yati biha Allah. Önce Hz. Lokman Aleyhisselam Allah tasavvurunu evladına verdi. Allahu ekber diyorsunuz. Allah Teala'nın her şeyi gördüğünü, gördüğü, duyduğu, bildiği her şeyin hesabını mahşerde soracağını biliyorsunuz. O şuurla ya bu neye akmis sala evladım, yavrucuğum namaz kıl demişti Lokman Aleyhisselam evladına. O şuurla namaz kılıyorsa o şuurla bu merhalelerden geçip namazı anlatıyorsa, işte namazın hakim olduğu toplumda tecavüz olmayacak, cinayet yok denecek kadar az olacak, tecavüz yok denecek kadar az olacak. İslamiyetin uygulandığı bir toplumda Osmanlı'ya bakın. 620 yıl ne kadar zinadan dolayı ölüm cezası verilmiştir. Parmaklarınızla sayacağınız kadar bile değil kardeşlerim neden çünkü ceza can yakmak için değil insanın hayatını korumak için Allah Teala İslamiyet'in ufkunda insanlığın yeni dünyaya yürüdüğü günleri görmeye bizleri muvaffak eylesin inşallah gözlerimize şahit tanık eylesin kardeşlerim 570. hadis-i şerife geldik. Yine Abdullah ibn Mesud radıyallahu anh efendimiz rivayet ediyor. Ve an İbn Mesud radıyallahu anh kan. Sa'altu Nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem. Eyü'l a'mal ahabbu ila Allah ya Resulullah. Hangi amel Allah Teala'ya daha sevimli? Niçin dünyadayız? Neden geldik? Allah azze ve celle'ye kul olmak için kulluğumuz yoksa ibadetimiz yoksa ne hükmümüz var Kul ma ya'bu bikum Rabbi loola duaa'ukum Yani loola duaa'ukum loola ibadetukum ibadetiniz olmasa o zaman ne hükmünüz var Rabbim ne yapsın sizi Kul ma ya'bu bikum Rabbi loola duaa'ukum varoluş gayemiz Allah Azze ve Celle'ye kul olmak. Bunun için dünyadayız, bunun için varız kardeşlerim. O halde tüccarlar nasıl daha fazla kar ederler? Sarayiciler, fabrika sahipleri ölçerler, biçerler, onların argeleri vardır, fizibilite yaparlar. Sonunda yatırım yapmaya karar verirler. Bizler de müminler de dünyaya geldik. Burası bir pazar yeri. Burası ekim alanı. Neleri ekersek ahiretimiz adına daha faydalı olur. Sahabe-i kiram radıyallahu anhum efendimiz aleyhissalatu vesselam'a bunları sorarlar. Abdullah İbn Mesud radıyallahu an geliyorlar, soruyorlar. Ya Resulullah diyorlar. Eyül a'mali habbu ila Allah. Allah Azze ve Celle'ye hangi amel daha sevgili şöyle onu yapalım ya Resulallah Kale sallallahu aleyhi ve sellem as salatu li vaktiha Vaktinde kılınan namaz Abdullah buyurdu. Yani müstahap vakitler var ileride gelecek. O müstahap vakitlerde yani vaktinde muhtar olan vakitte namazları kılmak. Allahu Ekber diyorsunuz, namaza duruyorsunuz. Bütün işlerinizi, bütün amellerinizi bırakıyorsunuz. Her şeyi bırakıyorsunuz. Kardeşlerim, şu namazı kılalım da işe dönelim değil. Böyle bir namaz kılmıyoruz. Böyle bir namaz hayatımızda yok. Hani aceleyle namazı kılalım işe dönelim değil. Gerektiği zaman işlerimizi aceleyle yapıyoruz. Rahat rahat namaz kılalım diye. Uzun secdelerimiz, uzun kıyamlarımız olsun diye. işte acele ediyoruz ama namazda secdedeyiz, kıyamdayız, rükudayız. Balıklar denizde nasıl rahata eriyorlarsa, hayata eriyorlarsa biz de Rabbimizin huzurunda namazda o zevki yaşıyoruz. As-salatu <laughs> vaktiha çok anlamı var. Burada fi anlamında as-salatu fi vaktiha müstahap vakitlerde kılınan namaz buyuruyor. Önce Allah azze ve celle'ye karşı vazifeyi ifa edecek. Önce namaz evler namaz karargahı olacak. İslam okuluna namazla dönecek. As-salatu vaktiha kultu Thumma ayyu ya Rasulallah. Sonra hangi amel Allah azze ve celle'ye karşı daha sevgili? Onu yapalım ya Resulullah. Onu çok çok yapalım ki ahirette sana yakın olalım ya Resulullah. Birrul valideyn. Anne babaya iyi davranmak. Yani Rabbim Kur'an-ı Hakim'de وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْمُدُوا إِلَّا اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا Yani önce kendini kulluğu emrediyor. Sonra anne babayı getiriyor. Çünkü insanın dünyaya gelişine vesile anne ve babası. Allah'a itaat edecek. وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا ma'rufa. Dünya işinde anne babaya ona iyi davranacaktır ve la tekul lehuma uffi ve öf demeyecek. Şefkat merhamet kanatlarını annesinin babasının üzerine gelecek. Gülmeyecek. Onlar konuşurken alay etmeyecek. 30 yaşında, 40 yaşında babası konuşurken işin önündeyken projeleri imza atarken akşam işten dönüp ameliydi elini ekmeği aldı, zeytini aldı eve geldiğinde karnın doyururken, baban konuşurken gülüyor muydun? O zaman şimdi de gülme, öfteme, şefkat, merhamet kanatlarını onun üzerine ger. Hanımın şöyle dedi, o böyle dedi, falanlar şunu söylediler, biraderlerin baktılar, bakmadılar, kimselerle nispete girme. Allah Teala babalara, çocukların üzerine şefkat, merhamet kanatlarını gerin diye bir emir vermiyor. Neden? Çünkü babanın, annenin fıtratında o var zaten. Çocuğu yanlış yapsa bile şefkat, merhametle ona bakıyor. Küçük çocuklara, babanın, annenin muhabbetine bakın, muharifesine bakın. Anne baba ölse, çocuğu kimsesizler yurduna koysalar, Orada bakımcılar, bakanlar elbette onların da bir noktaya kadar merhameti var. Sabaha kadar ağlayan bir çocuğu hangi bakıcı elinde, kucağında sabaha kadar saklar ama anneler sabahlara kadar yavrularını kucaklarında sallarlar. Hasta olduğu zaman ateşler 38'e çıktığında anne gözyaşıyla yavrunun başı dibinde uykusuz fecirlere kadar bekler anneler çünkü Allah azze ve celle onların fıtratına merhameti koydu bize de diyor ki çocuklarda anne babaya karşı o merhamet yok onun için emre diyor vela <laughs> takullahuma uffi ve la yani onları zecretme reddetme Onları itme, onları hakir görme, konuşurken alay etme, alaycı bir şekilde annene, babana gülme, ya bunun aklı ermiyor deme, dikkatle dinle. Babanın dediği yaşından dolayı yanlış olsa bile dikkatle çok önemli bir mevzu. ilk defa duyuyor musun gibi dinle. Unutma eşine, çocuklarına, kardeşine Onlara karşı senin ayrı bir münasebetin, ayrı bir hukukun var. Ama annene babana karşı ayrı bir hukukun var. Cennetin yolunu sana onlar açacaklar. Ağaçtan kestane düşünce size böyle baktığınız zaman gözünüzü kamaştıran o ağaç size bir kestane verir. Ama o kestaneyi veren kabuk yarılmıştır, parçalanmıştır, zaman sonra kuruyacaktır. Onun içinden bir kestane çıkar, evden çocuklar çıkar, büyürler. Onlar büyüdükçe anne baba yaşlanır. Akıllarında da bir zafiyet olur, bedenlerinde de bir zafiyet olur. Sen geriye dönüp seni o evden çıkaran anne babana merhamet kanatlarını şefkat kanatlarını germeyi her durumda unutma unutma kardeşim. Anne baban evinde misafir gibi olmasın. Kendi evinde sanki o ev annenin babanın evi kendi evinde sen misafir gibisin annene babana öyle davran. Abdullah bin Mesud Hz. Muhammed Aleyhisselam'a soruyor Ya Resulallah bize cennetin yollarını açtın dünyada cenneti kazanacak hangi ameller bizi cennette daha üst makamlara size daha yakınlaştırır Ya Resulallah buyurdular ki Es-salatu li vaktiha fi vaktiha imandan sonra vaktinde kılınan namaz kultu Sümme eyyü ya Resulallah Sonra hangi amel ey Allah'ın nebisi bir rul valideyn annene babana iyi davranmak Kultu sümme eyyü ya Resulallah Sonra hangi amel ya Resulallah El cihadu fi sebilillah Allah yolunda cihad etmek Kale haddeseni bihinne İşte bunları bana en hayırlı amelin namaz olduğunu sonra anne babaya iyi davranmak olduğunu sonra el cihadu fi sebilillah Allah yolunda cihad etmek malınızla canınızla cihad etmek olduğunu haddeseni bihinne bana bunları peygamberimiz muallimimiz mürşidimiz beşer planında mürşidi ekberimiz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem anlattı velev istezed lezedeni eğer ona daha fazla sorsaydım bana yeni cevaplar verecekti. Bu sıralama devam edecekti. Ama sahabe-i kiram radıyallahu anhum Allah Resulü aleyhisselamdan soru sorup meseleler öğrenmekten çoğu zaman hayal ederler, beklerlerdi. İçeri biri girse onun büyüklüğünü henüz anlamamış, idrak etmemiş, bir bedevi girse içeriye ona hemen sorular sorsa biz de dinlesek diye beklerlerdi kardeşlerim. Abdullah bin Mesud'un rivayet etmiş olduğu bu hadis-i şerif bize bir sıralama anlatıyor. Resulullah Aleyhisselam'la yine Muaz bin Cebel'in bir diyaloğu var. Muaz bin Cebel efendimiz Aleyhisselam'ın "Alemukum bil halal ve'l haram" İçinizde helal ve haramı en iyi bileniniz dediği Muaz bin Cebel buyuruyor ki Resulullah Aleyhisselam'dan naklediyor Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor Rasul emri el İslam Rasul emri el İslam ve amuduhu as salah ve zirvetu senamihi el cihadu fi sabilillah Rasul emr, amr burada din anlamında. Her şeyin başı İslam'dır. Her şeyin aslı esası İslam'dır. Terbiyede İslam, talimde İslam, konuşmada İslam, bir şeyi duymada ne meşru onu belirlemede İslam, bir şeye bakmada neye bakmak meşru onu belirleyen İslam, Rasul emri el İslam, وَعَمُودُهُ الصَّلَاةِ onun esası, onun direği, onun sütunu ise namaz. Namazla ancak İslam'ı koruyabilirsiniz. İslam'ınız namazla ayakta durabilir. Eğer namazınız yoksa İslam'ınızı koruyamazsınız. Namazınız yoksa Allah'a isyan meclisine oturursunuz. Namazınız yoksa Ahlaksız programlar, diziler, gözleriniz onlara mahkum olur. Namazınız yoksa kendini sokaklarda arz ederek yürüyen varlıklar giderken gözleriniz onlara bakmaktan zevk alabilir. O adımlar sizi cehenneme doğru taşıyabilir. Eğer namazınız yoksa Rasul Emre el İslam, İslam bütün hayatın esası olmaz namazın olmadığı bir yerde faizden, kumardan, fuhşiyattan, yetimlerin malını gasp ederek servet biriktirmekten sizi hiçbir şey alıkoyamaz. O halde Rasul emru el islam ve bir ev düşünün, evi bir çadır hükmünde tahayyül edin, ortada bir direk var, işte o direk namaz elektriği aldığınız zaman çadır yere serilecek. İslamiyet, imanınız namazla kaim, namazla daim olur. Peki ve zirvetu senamihi el cihadu fi Bir deve tahayyül edin. Devenin zirve noktası onun eğri olan yeri. Orası Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki İslamın zirvesi Allah yolunda cihad etmektir. Hamza olmak, Ömer olmak, Selahaddin, Alpaslan, Hüdavendigar olup Allah yolunda cihad etmek, sözle cihad, kalemle cihad, davetle cihad, tebliğle cihad etmek, mücahede etmek. Yani Allah'ın adı en yüce olsun. Allah'ın nizamı yeniden hakim olsun. Sosyalizmaya, kapitalizmaya, iblisin iki yüzüne iki tokat vuruyorsunuz. Allah yolunu açıyorsunuz. Sömürünün yollarını kapatıyorsunuz. İslamiyete buyur diyorsunuz. Kardeşlerim, neden Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zirvetü el cihad buyurdu? İslamiyetin zirvesi cihattır. Çünkü mücahitlerin olmadığı yerde ne camileri, ne mabetleri, ne iffeti, ne Allah'ın kitabını küffarın postalı altında çiğnenmekten koruyabilirsiniz. Cihad olmazsa ezanlar susar. Cihad olmazsa mabetleri küffar çiğner. Cihad olmazsa o zaman küffarın eli Müslüman kadınların çarşafına örtüsüne uzanır. Onun için sütçi imamlar onların cihadı Müslüman kadının örtüsüne Maraş'ta Fransız eşkıyasının eli uzandığı an imanıyla meydan yerinde duran o kahramanlar Resulullah Aleyhisselam buyuruyor ki ''Zirvetu senamihi el cihad işte imanı da, namazı da, ezanı da, iffeti de, İslam kadının örtüsünü de koruyan o mücahitler, onların hareketi, onların eylemi olan cihad, İslam'ın zirve noktasıdır. Allah Teala imanı İslam'ı hayatın bütün noktalarına taşıyıp zirvesinde cihat olduğu halde bir mücadele vermeyi bize yeniden ihsan buyursun. Kardeşlerim 571. hadis-i şerif. Bugün okuyalım ve dersimizi bitirelim inşallah. وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْ قَالْ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ الْكُفْرِ تَرْكُوا الصَّلَاةِ Sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Terkus salah, namazı terk etmek مُبْتَدَءٌ مُؤَخَّرٌ haberi mukaddem. Yani namazı terk etmek kişiyle küfür arasında köprüdür. Eğer bir adam namazı terk ederse namaz onun hayatında yoksa şeytan iblis onu küfre doğru adım adım sürükler. Namaz yoksa hayatından iffet gider, ahlak gider, zühd gider, merhamet gider. Anne babaya karşı şefkat gider. Helal yoldan kazanma gider gider. Onun için sallallahu aleyhi ve sellem beynel abdi ve beynel kufri terkus salati Namazı terk etmek kişiyle küfür arasında bir köprüdür. O namaz terk edildiyse orada küfre doğru bir savrulma var. Onun için Hazreti Ömer Efendimiz radıyallahu anh son anlarını yaşıyor. Namaz diyorlar, ses vermiyor. Biri diyor ki, namaz derseniz, o zaman eğer yaşıyorsa, ses verir. Namaz diyorlar, as-salâh, as, -salâ, as -salâ deyince, Hazreti Ömer Efendimiz, La hadda fil-islami limen tarakassalâh. Namazı terk edenin, İslam'da nasibi yoktur. Er Ömer üzerinde farz olan son namazı kılmadan ruhunu Allah'a teslim ederse İslam'dan nasibi yok. Onlar o hallerinde bedenlerinden kan boşalıyor. Kıyama durdular. Şahit ol ya Rabbi. Huzurunda mecalimiz, takatimiz tükenene kadar Allahu ekber huzurunda diyoruz. Demeye devam edeceğiz ya Rabbi dediler. Allah Azze ve Celle onlar gibi namaz kılma şuurunu bizlere ihsan eylesin kardeşlerim. Bu anlattıklarımı bir daha dinleyin inşallah. Bir daha dinleyin. Namaz damarlarınızda dolaşan kan gibi olsun. Allahu Ekber dediğiniz zaman bütün dertleri ayağınızın altına alın. Huzuru ilahidesiniz damarlarınızda dolaşıyor. Ayetler damarlarınızda dolaşıyor. Size semadan, namazda sekinet geliyor, rahmet geliyor, ülfet geliyor semadan. O namazları rahmet ikliminde kılmaya Rabbim bizleri muvaffak eylesin. Estağfirullah ve etubu ileyh velhamdülillahi rabbil alemin.